Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Aksaray Belediye TV'den Sağlıklı Günler programımızla karşınızdayız. Yanımda psikolog Güllü Ünal var. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bu hafta da onunla beraber emedere terapisini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Büşra Hanım. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Rica ederim. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Sizleri tanımak gerçekten bizim için için bir gurur. Bugün sizlerle beraber emedere terapisini konuşacağız. İsterseniz seyircilerimiz için emedere nedir terapisi nedir onları söylemekle başlayalım hı hı. efendim emedere terapisi e, genel olarak travma terapisi olarak bilinmektedir hı hı. peki travma nedir aslında buna da değinmek gerekiyor travma bireyin hayatında zorlandığı e, başa çıkamadığı tüm olaylara yani birçok olaya e, verilen bir isimdir sıkıntılı hı hı. ruh hali sıkıntılı durumlar diyebiliriz e, hayatta karşılaşılan travma türleri vardır bunları da genel olarak makro ve mikro travmalar olarak değerlendirmekteyiz makro travmalar aslında hepimiz ...bizim bildiği göç, savaş, doğal afetleri kapsamaktan ve emederenin çıkışı da bu noktada hı hı. olmaktadır. Bir de e, bazen fark ettiğimiz bazen fark edemediğimiz mikro travmalar var. Bunlar e, mükemmelliyetçilik... Özgüven düşüklüğü, e, aşırı baskı, zorbalığa maruz kalmak, dışlanmak, e, küçümsenmek gibi aslında hayatta daha sık karşılaştığımız travma türleridir. Emedere bunların hepsiyle çalışan bir tra e, terapi yaklaşımıdır. Peki hocam bu emedere terapisi ne zamandan beri kullanılıyor? Hı hı. Emedere terapisi 1987 yılında psikolog Shapiro tarafından keşfedilmiş bir hı hı. yaklaşım. E, Shapiro parkta yürürken e, kafasında belli problemleri düşünür gözlerini sağ ve sola hareket ettirirken e, bir kendisinde bir rahatlama ve olumsuz düşüncelerinde azalma fark hı hı. etmiş. Daha sonra bu durumu merak etmiş ve diğer bireylerdeki etkisini de araştırmış. Böylece göz hareketlerinin e, çift taraflı uyarımın e, olumlu etkisini keşfetmiş hı hı. ve bu terapi yaklaşımını geliştirmiş. Ee, 1991 yılında da e, tam olarak Emedere göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapi yaklaşımı adını almış. 1999 depremiyle birlikte Shapiro ve ekibi e, vatandaşlarımıza yardım amacıyla Türkiye'ye gelmişler hı hı. ve buradaki bizim ruh sağlığı uzmanlarımıza bu konuda eğitim vermişler. Hı hı. Böylelikle 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de de Emedere yöntemi kullanılmaya başlamış. Son yıllarda ise e, Emedere terapisi ile ilgili yeni bir cihaz. E, keşfedilmiş, hı hı. üretilmiş ve şu anda yaygın olarak o cihaz kullanılmakta. Emedere terapi cihazı. E, biz de kliniğimizde bu cihazı kullanmaya başladık ve terapilerimizde e, daha sistemli ve daha rahat yol alabileceğimiz bir yöntemi belirledik. Peki hocam Emedere'de terapi süreci nasıl ilerlemektedir? Emedere'de terapi süreci aslında Emedere çok çerçevesi belli ve yapılandırılmış bir terapi hı hı. E, yaklaşımıdır. E, zamanı biz bu terapi fi yaklaşımında 3'e bölüyoruz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Hı. Çünkü düşündüğümüzde şu an e, ben bir öfke yaşıyor yaşıyorsam eğer, evet şu an öfkelenmeme neden olan bir durum vardır. Ama e, geniş açıdan baktığımızda geçmişte de aynı öfkeye neden olan farklı bir yaşantım olmuş olabilir. Hı hı. Ya da gelecekte de buna benzer bir durum yaşayacak olabilirim. E, bu yüzden zamanı üçe bölerek öncelikle e, şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamana dönük olarak e, çalışmalar yapabiliriz yapıyoruz e, travmalar ve o e, yaşanmış anılar üzerinde e, adaptif bilgi işlemini e, doğru şekilde işlemesini sağlayarak e, terapi sürecimizi ilerletiyoruz e, bu zaman üçe böldükten sonra da emedere terapisinin kendi içinde tabii ki e, terapi basamakları var hı hı. sekiz asam, aşamalı bir e, süreç bu hani şu an bunları açıklamak e, biraz daha ayrıntıya girer ama tabii ki öncelikle danışanın anısını öykülerini e, değerlend ...sonrasında emederenin uygunluğuna karar vermek, ondan sonra tedavi sürecine başlamak daha uygun olacaktır. Peki şunu da merak ediyorum hocam, belirli bir yetişkinlerde zaten bu emedere terapisini uyguluyorsunuz ama... E, o, ...bazı olgunluğa ulaşmış yaş grupları var çocuklarda da, hı hı. gerek e, duyduğunuz zaman bu terapiyi çocuklara da uygulayabiliyor musunuz? E, aslında şöyle, emedere terapisinin e, hem yani yaş e, olarak... Bireylere, tüm bireylere uygulanabiliyor hı hı. ama e, onun uzmanlığı noktasında, terapinin uzmanlığı noktasında çocuk ergen olarak emedere terapisi adı altında ayrı bir eğitim süreci, e, yetişkin olarak ayrı hı hı. bir eğitim süreci var. Şu an biz e, aslında 16-18 yaş üstü gruba hı hı. uygulamaya başladık. E, i̇lerleyen süreçte eğitim aşaması tamamlandıktan sonra çocuklarla ilgili çalışmalarımız da başlayacak. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten emedere terapisiyle ilgili çok güzel bilgiler <laughs> verdiniz. Son olarak programımızı kapatmadan önce seyircilerimize genel olarak bu terapiyle ilgili neler söylemek istersiniz? <laughs> ee, aslında ben emedere terapisinin kullanıldığı e, durumlar. Psikolojik rahatsızlıklardan hı hı. da bahsetmek Tabii. istiyorum çünkü evet e, biz bunu travma terapisi olarak biliyoruz ama e, yapılan araştırmalar, etkinlik çalışmaları ve emederenin etkin oluşu ispatlandıktan sonra birçok farklı psikolojik rahatsızlığa da uygulanmış. Hı hı. E, öncelikle travma sonrası stres bozukluğunda çok güzel bir etki görüldüğünde depresyon, kaygı bozukluğu, öfke kontrolü, e, yeme bozuklukları, e, uyku problemleri. Bunun gibi birçok diğer psikolojik rahatsızlıklarda da uygulanmaya başlamış. Çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz güzel bilgiler. için e, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, yok şu an için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün psikolog Güllü Ünal hocamızla beraber emedere terapisini konuşmuştuk. Diğer haftalarda da bu terapinin daha içerikli şekilde anlatımlarını siz seyircilerimiz için ekranlarınıza taşıyacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Müzik